Arkadaşlar, ay günaydın. Ay tipime bakın. Gerçekten evde saatler ay saçım çok korku. Neyse, saatlerdir yaptım. Tek yaptığım şey uzanmak. Odamda uzanıyorum, sonra salona giderim, salonda uzanıyorum, sonra Emir odasına giderim, orada uzanıyorum falan. Bayağı bugün uzanma modundayım. Bayramın bugün ikinci günü. Hava İstanbul'da özellikle bayağı kapalı. O yüzden benim çok mayışma moduma girdim de adet oldum. Onun karın. Ay gerçekten karın ağrısı falan da biraz canımı sıktı. Bayağıdır vlog çekmiyordum. Şu anda böyle çok keyifli hissediyorum kendimi. Bu vlogla beraber hayatımı birazcık yoluna koymaya çalışacağım. Bugün salı günü. Galiba. Şimdi gelin azıcık size bu vlogda ne olacak, ne olmayacak birazcık bunun hakkında konuşalım. Şimdi bildiğiniz üzere de girmeyeceğim. Aslında hepiniz beni bence tanıyorsunuz aşağı yukarı. Tanımayanlar da adım İrem. 22 yaşındayım. Çok bir şeyim yok yani. Koçuk dokuyorum falan filan. Şimdi şöyle bir şey var. Özellikle bu dönem o çok yaşanmaya yok ya, bu dönemde direkt bu yıl. Ben online eğitime... Bir dakika şu ışığı da açayım ki beni net görün. Şimdi birçoğunuz beni online eğitime tanıdı. Online eğitimde ben aile evindeydim. Çok rahat da eğitim çünkü yani hepimizin bildiği sınavlar online şimdi. Eğil oturalım, doğru konuşalım. Sınavlar online'dı ve hepimiz notları açıyorduk arkadan. Kanun açıyorduk ki bizim okul hani bazı hocalar bunlara izin veriyordu zaten. Vermeyen hani var. Neyse. Ve ben online eğitimle beraber ezber yapmaktansa sırf not aldığım böyle ne bileyim bir eğitim sistemine çok alışmıştım. İşte aile evinde olduğum için çok rahat oldu. Her sabah kalkıyordum, spor yapıyordum. O zaman güzel kilo vermiştim pandemide falan filan. Bu sene kendi evime çıktım. Okul açıldı yüz yüze ve benim tüm bu düzenim alt üst oldu. Yani 9 kiloya yakın kilo aldım bu sene okul açıldı. Yani bir şey olacaksınız ki belki hiç gözükmüyor falan ama vallahi aldım. Daha demin tartıldım. Şok geçirdim. Anneme dedim. Annem de şok geçirdi ve işte dersleri de bir tık salmış bulundum. Ama geç olsun güç olmasın diyerek hayatımı yoluna sokuyorum, düzene sokuyorum, serisine hoş geldiniz diyorum. Bu videolarda hem böyle daha düzenli beslenip spor yapacağım, hem daha iyi ders çalışacağım, hem de sosyalleşeceğim. Kahvaltıda, hani bu belki sizi tetikleyebilir yemek, kalori sayma olayları. Baştan size uyarayım, tetikleyeceğini düşünüyorsanız hiç izlemeyin. Beni tetiklemiyor, o yüzden ben devam edeceğim buna. Kahvaltıda 3 yemek kaşığı yul, 4 yemek kaşığı süzme yoğurt ve 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi yedim. Tok tuttu. Şimdi fındığı yürümeye çıkardım. Yani bugünkü... Bir dakika. Neyse biraz kötü oldu açımız ama. Bugünkü... Bir saniye şuna da kapayım. Yürüyüş tamam. Sonra eve geldim. Bir yarım saat 40 dakikaya yakın spor yaptım. Yani spor da tamam. Duşa girdim, çıktım. Evde dedim ders çalışayım. Ondan sonra dedim ki niye evde ders çalışayım? Yakınlarda bir alışveriş merkezi var bizim burada. Bari oraya gideyim, farklılık olur. Hem maske yasağı da kalktı kapalı alanlarda. Yani hani Starbucks oturup ders çalışabileceğim maskesi bir şekilde. Şimdi evdeyim işte, saçım birazcık kurur. Çıkarım diye düşündüm. Yani kıyafetlerim de o kadar kötü ki. Allah'ım ne olursun bir arkadaşımla falan karşılaşmayayım. Gerçekten kötü. Bir de Gratis'te %50 indirim varmış. Ben de Dilge'nin storiesinde gördüm. Onlara falan bakacağım yani. Bakalım. İnşallah güzel verimli bir şekilde çalışabilirim. Makyaj yapmayacağım. Bugün cildim dinlensin. Nemlendirici ve güneş kremi süreceğim tabii ki de. Güneş kreminizi sürmeyi unutmayın. Şimdi hazırlanıp çıkıyoruz. Çıkıyorum, çıkıyoruz. Hep beraber gidiyoruz. Müzik
arkadaşlar selam. Bu saç bu baş nedir dedim. Dışarı çıkacak mı dedim. Dışarı çıkmadan önce yaparım saçımı. Ama kendimi böyle gerçekten çok kötü hissediyorum. O yüzden şimdi annemin banyosuna geldim. Çünkü burada bir sürü şey var. Bir saniye işimi çıkartıyorum. Benim normalde kendi öğrencilerimde daha bunun kalını var ve bence o daha güzel yapıyor. Ama onu taşımaya üşendiğim için anneminkiyle yapacağım. Bakın şimdi. Saçımı nasıl? Ay çok, yani saçımı bukle yapıcı şeyler sürünce, son ben söyleyeyim, Urban markasının bukle yapıcısını sürdüm. İlk gün çok güzel oluyor. Sonra gece uyuyorum, uyanıyorum. Böyle karışık bir şey oluyor ama mutluyum ki saçımın dalgalı hali geri geldi. Neyse şimdi nasıl yapacağım göstereceğim size. Buranın birazcık sesini kısabilirim. Çünkü fazla ses var. Bakın. Şimdi ilk alıp şuradan düzeltiyorum. İlk alıp düzeltiyorum. Böyle yaptıktan sonra bu tarafı şu yöne, bu tarafı şu yöne olacak şekilde bakın. Böyle böyle yapıyorum. Bunu ay, birden çok kez yapınca saçım güzel dalgalı oluyor. Şimdi yapıp geliyorum. Şu kabarıklı inecek. Ama en sonunda böyle bir şey oldu. Bir Dyson değil ama arkadaşlar bizim de kendimize çözümlerimiz var işte. Şimdi Bakırköy'de geldim. Arabayı Karusel AVM'ye park ettim. Alışveriş merkezine giriyorum çünkü Bakırköy'de hiç yer yok. Şu kulağımdaki şuranın küpesi çıktı. Onu taktıracağım. Yeni küpe alacağım. Şunları taktıracağım. Belki kulağımı deldiririm. Sonra hocalarımla görüşmeye gideceğim. Alışveriş merkezinde hep vlog çekmeye çok geriliyorum ya. Geldim, hocalarımı gördüm. Bugün yapmam gereken bir sürü şey vardı ama bunlardan biri kulak deldirmek değildi. Ay acıyor şu anda. Şu dördüncü deliği deldirdim. Benim böyle bir bağımlılığım var gerçekten. Kulak deldirmeyi inanılmaz seviyorum. Bu kulağımda şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6 delik var. Burada 1, 2, 3, 4, 5 delik var. Yani bunda da deldirecek mi? Bir tane şunun küpesi 2 gün önce çıkmıştı. Takarken kapanmış. Adam açtı bir daha. O yüzden iki kulağımda da inanılmaz acı olmasın diye yapmadım. Şimdi göz doktoruna gidiyorum. Gidiyoruz. Bir de şunları aldım Migros'tan. Bir ince öğütülmüş yulaf. Evet de bizim normal yulaf vardı. Gerçi onu hiç sevemiyorum garip bir şekilde. Bir de ton balığı. Sen Veysay'a... Ay kameraman oldu. Sen Veysay'an değil... Allah Allah. Sen Veysay'an değil misin diye soranlara uzun bir süredir değilim. Nedenini size sonra anlatırım. Şimdi yola çıkıyorum. Şimdi eve geldim ve kendime öğle akşam yemeği hazırladım. Burada ton balığı... Ay ton balığı salatalık limon var. Buna da iki kabak rendeledim. Köri sosu işte ne bileyim. Zerdeçal, pul biber koydum. Şimdi bunları Modern Family açıp keyif yaparak izleyeceğim. Sonra dışarı çıkacağım zaten. Arkadaşlar özlemiş miydiniz? Yorum atın. Yorumlara yazın. Özlemiş miydiniz? Özlemediyseniz yazmayın. Özlediyseniz yazın. Tanıyor musunuz arkadaşlar? Tanımıyor da olabilirsiniz. Aa. Şöyle bir yıl geçtiği için. Ya. Volkan birazcık tripçen bir arkadaş. Evlerimiz çok uzak ve ben ailemin yanına çok gelmiyorum. Geldikçe de görüşemiyor olabiliyoruz bazen. Bu yüzden sürekli laf yiyorum.
anlamadım. Gel, loklarımda olmak ister misin? Arkadaşlar bakın. Tarkan benim ta ilkokuldan arkadaşım. Parmağı kokmuştu böyle detay veriyor. Parmağı kokmuştu. Evet. Öyle bir insan. Evet, parmağı koktu. Hala yaşıyor. Yoğurt yulaf ezmesi yemiştim. Akşam da bunu yiyeceğim. Şu hindi, şu da brokoli. Gerçekten salçaya aşığım. Senin vejetaryenlik ne oldu diyenler için cevaplayayım. Bir dakika. Sağlık nedenlerinden dolayı Kasım ayında falan bırakmıştım. Çünkü çok detaylı ve uzun bir şey açıklamayacağım. Önceki videolarımda açıklamıştım. Belki hani oradan bulabilirsiniz. Öyle yani. İşte şu anda gluten falan yememeye çalışıyorum. 14 Mayıs'ta yine doktora gideceğim. Benim bu karın sıkıntılarım vardı. Hatırlar mısınız? Bilmem. Şimdi yemeğimi Fransız yiyeceğim. Gerçekten hayatta en keyif aldığım an yemek yiyip dizi izlediğim an. Gerçekten. Inner peace. Spor işini yaptık. Yemek işini yaptık. Yemekte ekstra olarak bir baklava. Ya benim tüm niye bu kadar gözüküyor kamerada? Gerçekten bu kadar kötü gözükmüyor. Bir de inşallah tavuktan değildir. Midem çok bulanıyor şu anda. Böyle kusasım geliyor gidiyor gibi falan. Tüm çok kötü şu anda yani. Kameraya konuşasım gelmiyor. Neyse. Sporumu yaptım. Yemeğimi yedim. Bir adet baklava yedim. Olur. Göz hakkı. Gerçekten konuşasım gelmiyor kendim böyle görünce. Neyse şimdi birazcık ders çalışacağım. Sonra gideceğim duş alacağım. Hazırlanacağım kuzenlerimi buluşacağım. Sonra eve gelip yine ders çalışmayı düşünüyorum. Ama midem o kadar bulanıyor ki gidebilecek miyim bilmiyorum bile şu anda. Konuşmaya başlıyorum. Çok ses yapamıyorum çünkü tuvaletin yanında Emir odası var. Emir uyuyor şu anda. Bugün spora gittim. Bayağı iyiydi. Gerçekten iyi beslendim. Bir dakika. İyi beslendim. Gerçekten güzel beslendim. Spor yaptım. Ders çok iyi değildi. Ama en azından bir adım attım. Şimdi yatıyorum. Yarın inşallah erken kalkabilirim. Kalkıp artık ders çalışırım. Bu arada bakın. Kulağımı deldirdim. Şunu. Yani böylelikle burada 6 delik oldu kulağımda. Bu kulağımda ise 6 5 pardon sayamadım bir. Benim hayalim şunu tamamlamak böyle ama tamamlayabilir miyim bilmiyorum. Ya da böyle şuraya yapıyorlar şöyle. Hatta ear cuff'lar falan var. Ben onunca kendi gerçeği yaptırmak istiyorum da. Bayağı sert bir doku diye acır herhalde. Neyse şimdi dişim fışılayıp, cildim temizleyip, ilaçlarımı alıp yatıyorum. Yarın görüşürüz. Kendime böyle bir öğle yemeği hazırladım. Saat 16.43. Normalde öğle yemeği yemeyecektim. Çünkü annemin doğum günü için akşam yemeğine gideceğiz. Fakat çok acıktım. Ve biliyorum ki çok aç gidince böyle bir anda gözüm dönecek her şeye saldıracağım. O yüzden böyle bir şey alıp hani orada daha atıştırmalık bir şey alırım diye düşündüm. Makarna, yoğurt, tavuk. Oh.
Birazcık işi karanlık arkadaşlar ama şimdi annemin hem doğum gününü hem anneler gününü kutlamak için ailece yemeğe geldik. Yani annemin şu anda bir yaş daha yaşlanmasını ben kaldıramıyorum. Bakın annem 30 yaşındaymış gibi davranıyoruz. Öbür hocalar da geliyor. Hesapta. Ben bir yaşına bastım. Annem daha demin durdu yapıyorum. Ben gerçekten 48 mi oldum? Ben idrak edemedim. Olsun. Şimdi yemeğe geldik. Ortaya da bir sürü şey sorduk şu an. Çok açım, hemen yemek istiyorum. Oradan gireceğim.